Bir özdeş mıknatıslar şekildeki gibi yerleştiriliyor. Bu mıknatısların K noktasında oluşturduğu bileşke manyetik alanın yönü nasıl olur? Mıknatıslardaki manyetik alan N kutbundan S kutbuna doğruydu. K noktasındaki manyetik alan çizgilerini çizersek görüldüğü gibi olacaktır. Sağ ve sola olan manyetik alanlar birbirine eşit çünkü D uzaklığında çekim kuvveti sıfırlanır. Yukarıya doğru olan kalır. A şıkkı 2 Manyetik alana verdiği tepkiye göre maddeler üçe ayrılır. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Bu üç kategoriyi sıralarsak ferromanyetik, diamanyetik ve paramanyetik. Ferromanyetikler manyetik alandan etkilenirler. Demir, nikel ve kobalt örnek olarak verilebilir. Diamanyetik maddeler ferromanyetiklere göre daha az etkilenirler. Güçlü alan karşısında kendilerini dik konumlandırırlar. Paramanyetikler hiç etkilenmezler ve güçlü alan karşısında kendilerini paralel olarak konumlandırırlar. Diamanyetiklere örnek olarak gümüş, altın, potasyum, magnezyum verilebilirken paramanyetiklere hava, alüminyum, silisyum gibi maddeler örnek olarak verilebilir. Bu bilgiler ışığında E şıkkı. Hepsi doğru. 3. Mıknatıslık ile ilgili olarak yargılarından hangileri doğrudur? Birinci ifade, mıknatısın çekme özelliğinin en fazla olduğu uç kısımlarına mıknatıs kutupları denir. Doğru. 2. Manyetik cisimlerin kutupları arasında görünmeyen kuvvet çizgileri oluşur. Doğru. Bu kuvvet çizgileri N'den S'ye doğrudur. 3. Mıknatıs 2'ye bölündüğünde tek kutuplu mıknatıs elde edilir. Yanlış. 2'ye bölündüğü zaman 2 tane normal mıknatıs elde edilir. Mıknatıs 2 kutupludur. Dolayısıyla C şıkkı. 4. Mıknatısın dışındaki manyetik alan çizgileri ile ilgili olarak ifadelerinden hangileri doğrudur? Mıknatısın ve alanları çizersek N'den S'ye doğrudur. Dolayısıyla iki yanlış. Görüldüğü gibi doğrusal değildirler, eğik bir yol izlerler. 3 birbirini kesmezler. Doğru. C şıkkı. 5. Özdeş 3 mıknatısın manyetik alan çizgileri şekildeki gibi verilmiştir. Buna göre 1, 2 ve 3 numaralı uçların manyetik kutupları aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir? Mıknatıs uçlarına A, B, C, D, E, F harflerini verirsek D ile E Birbirinin aynı uçlardır. Çünkü birbirlerini itiyorlar. C ve D aynı mıknatıs içinde oldukları için birbirlerine zıttırlar. Dolayısıyla C ve E birbirleriyle zıt olur. Yani 2 ile 3 zıt. B ve C noktalarına baktığımız zaman birbirlerini çektiklerini görüyoruz. Dolayısıyla B ve C zıt olmalı. A ve B aynı mıknatıs içinde oldukları için bunlar da birbirine zıt olmalı. Yani A ile C birbirinin aynı kutuplardır birleştirirsek 1 2 aynı 3 bunlara zıt olur. Hangisi A şıkkı. 6. Özdeş mıknatıslar şekildeki gibi dengede olup mıknatısları taşıyan iplerde T1, T2 ve T3 gerilme kuvvetleri oluşuyor. Buna göre gerilme kuvvetlerin büyüklükleri arasındaki ilişki nedir? İlk durumda T1 gerilmesi sadece mıknatısın ağırlığından oluşur. İkinci durumda bu ağırlığa ek olarak alttaki mıknatıs ve üstteki mıknatısın birbirlerini çekme kuvveti vardır. Son durumda ise sadece üstteki mıknatısın demiri çekme kuvveti vardır ağırlığa ek olarak. Ancak üçüncü durumdaki sadece demiri çekme kuvveti ikinci durumdaki çekme kuvvetinden daha azdır. Bunu 3'te sadece bir aktif çekme kuvveti varken 2'de iki tane aktif çekme kuvveti olduğunu düşünerek modelleyebiliriz. Dolayısıyla gerilmeler arasındaki ilişki T2 büyüktür, T3 büyüktür, T1. C şıkkı. 7. Dünyanın manyetik alanı ile ilgili olarak yargılarından hangileri doğrudur? 1. Doğru. Manyetik alanın kaynağı dünyanın erimiş metal çekirdeğidir. 2. Dünyanın coğrafi kutupları ile manyetik kutupları aynı doğrultudadır. Yanlış. Aralarında bir eğiklik vardır. 3. Denizcilik, altın, gümüş, petrol bulmak için yapılan araştırmalar manyetik alanın uygulam alanıdır. Doğru. Yer altındaki bu gibi maddeler dünyanın manyetik alanını belli bir şekilde değişikliğe uğratıyor. Bu değişiklik ölçüldüğü zaman da ilgili araştırmalar yapılabiliyor. Denizcilikte ise hepimizin bildiği pusula kullanımı buna örnektir. D şıkkı. 8. Özdeş mıknatıslarda oluşturulan şekildeki düzenekte ip gerilmesinin değerini arttırmak için işlemlerinden hangileri yapılmalıdır? Mıknatıslar arasındaki çekim kuvveti uzaklığın karesi ile ters orantılı olduğu için D mesafesini azaltmak aradaki çekim kuvvetini arttırır. Çekim kuvveti arttığı zaman İp gerilmesi de artacaktır. 2. Düzlemdeki mıknatısı ters çevirmek. Aynı kutuplar karşı karşıya geldiği için mıknatıslar birbirini itecektir. Dolayısıyla kaldırma etkisi nedeniyle ipteki gerilme azalır. 3. Düzlemdeki mıknatıs yerine demir çubuk yerleştirirsek yine bir çekim kuvveti olur ancak ilk durumdaki mıknatıs kadar değil. A şıkkı. 9. Bir öğrenci şekildeki gibi üzerinden elektrik akımı geçen düz teli kağıttan geçirip kağıt üzerine demir tozları serpiyor. Yaptığı deneyde demir tozlarının şeklini ve yoğun bulunduğu bölgeleri inceleyerek manyetik alan hakkında yorum yapıyor. Buna göre tel etrafındaki manyetik alan için yargılarından hangileri bu deneyden çıkarılacak sonuçtur. Manyetik alan çizgilerinin çembersel olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla tel etrafında çembersel çizgiler oluşacaktır. Bir doğru, telden uzaklaştıkça değeri azalır. Doğru, uzaklık ile ters orantılı, akım ile de doğru orantılı. Yani akım arttıkça manyetik alanın kuvveti de artacaktır. E şıkkı. Ancak cevap anahtarında B şıkkı verilmiş. 10. Çivi, tel ve kalem pil ile şekildeki gibi elektromıknatıs yapan bir öğrenci, çivinin mıknatıslık etkisini arttırmak istiyor. Buna göre öğrenci işlemlerinden hangilerini yapabilir? Buradaki mıknatıslık etkisi sarım sayısı ve akım ile doğru orantılıdır. Birinci ifade sarım sayısını arttırmak doğru. Daha uzun çivi kullanmak bir etkisi olmayacaktır. 3, bir pil daha kullanmak. Diyelim ki aynı sarım sayısında telin direnci aynı olacaktır. Diyelim R'ye kadar. Üreticin gerilimi V iken R kadarlık dirence I akımı uygulanıyorsa direnç değişmeyecek. Üreticin voltajı 2 katına art çıkarılacak. Çünkü bir pil daha bağlıyoruz. Aynı dirençte 2 katı kadar akım sağlayacaktır. Akım arttığı için oluşturduğu manyetik alanın kuvveti artacak. Elektromiklantistik etkisi artacaktır. E şıkkı. 11. Esnemesiz ipe bağlanmış mıknatıs ve çivi ile oluşturulan elektromıknatısla yapılan deneyde, çivi mıknatısa yaklaştırılınca mıknatıs şekildeki gibi dengede kalmaktadır. Buna göre ip gerilmesinin değerini arttırmak için işlemlerinden hangileri yapılabilir? İp gerilmesi, mıknatısın ağırlığı ve itme kuvvetinin bileşkesidir. Dolayısıyla mıknatıs ağırlığı artarsa, ipteki gerilme de artacaktır. Burada kütlesinden bahsetmiş, kütle çarpı yer çekimi ivmesi ağırlığı vereceği için kütle artarsa ağırlık artar, ağırlık artarsa gerilme artar. Çivi üstündeki sarım sayısını arttırmak itme kuvvetini arttıracağı için bileşkenin itme kuvveti olan kısmı artıyor. Dolayısıyla T gerilimi artar. V gerilimini arttırmak sarımdan geçen akım miktarını arttıracak, elektromanyetik etkiyi arttıracak. Dolayısıyla itme kuvveti artacak ve T gerilmesi artacak. E şıkkı. 12. Dünyanın manyetik alanı ile ilgili olarak ifadelerinden hangileri doğrudur? Aurora yani kutup ışıkları oluşumunda etkilidir. Doğru. Göçmen kuşlar göçlerini bu alana bağlı olarak sürdürür. Doğru. Bu kuşlar bir şekilde manyetik alanı algılıyorlar. 3. Coğrafi kuzey ile manyetik kuzey örtüşmez. Aralarında belli bir açı vardır. B şıkkı.